Bugün Profesör Doktor Gürkan Yetkin hocamızla beraber erken evre meme kanserleri üzerine birazcık konuşacağız. Hocam merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim. Hocam, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden bir tanesidir. Ve bu kanserler aslında erkenden teşhis edildiği zaman hayat kalitesi oldukça artmaktadır. Erken evre meme kanserlerinin teşhisi hakkında birazcık bilgi verir misiniz? Erken evre meme kanserleri kadınların kendi kendilerini muayenesi sırasında ya da rastlantısal olarak memede kitle ele gelmesiyle tespit edilir. Ama esası tarama mamografileriyle tespit edilir. Herhangi bir şikayeti olmayan bir kadın 40 yaşından itibaren tarama mamografisi yaptırmalıdır. Meme filmi çektirmelidir. Mamografi sırasında kitleye ait daha kitle oluşmadan bazı bulgular ortaya çıkabilir. Mikrokalsifikasyonlar görülebilir. Dolayısıyla erken evre meme kanserleri bu şekilde tanınır, tespit edilir. Yani illa kitle ele gelecek diye bir şey yok. Kitle ele gelmeden de erken evre meme kanserlerini saptayabiliriz. Peki hocam, ele gelen kitlelerden bahsedecek olursak eğer, bir kadın adet döngüsüne başladıktan sonra kendi memesini muayene etmeli diye biliyoruz. Bu süreç nasıl oluyor? Birazcık bahseder misiniz? Kendi kendine muayeneye 20 yaşından itibaren başlanmalıdır. Kendi kendine muayene sırasında, yani ayda bir kere, böyle çok fazla değil, obsesyon yaratacak düzeyde değil, ayda bir kere, özellikle menstruasyon dönemi bittikten bir hafta sonra, memedeki gerginlik geçtikten sonra ayda bir kere kendi kendine muayene edilmeli. Meme dokusu el ile göğüs duvarı arasına sıkıştırılmalıdır. Meme dokusu iki parmak arasında sıkıştırılmamalıdır. El ile göğüs duvarı arasında sıkıştırılarak kitle olup olmadığına bakılmalıdır. Bu şekilde başkalarından, kendi kendine muayene yapmayanlardan çok daha erken meme kanserinin tespit edildiği Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerinde vardır. Peki hocam, bu kendi kendine meme muayenesinde ele gelen bir kitle olduğu zaman insanlar şüphelenmeli midir? Hemen bir kaygıya, telaşa düşmeli midir? Yoksa ne yapmalıdır? Memesinde bir kitle saptayan kişi hiç heyecanlanmamalı. Çünkü tüm kitleler meme kanseri değildir. Bu kitlelerin küçük bir kısmı meme kanseridir. Özellikle genç yaşlarda meme kistleri, memenin iyi huylu tümörleri, ki fibroadenomlar, hanımlar bunu bilirler, ve mastitler, meme iltihapları memede kitle yapabilir ve meme kanseri değildirler. Küçük bir kısmı meme kanseridir. Ancak önemli olan şudur: memede kitle saptandığı zaman hemen bir doktora müracaat edilmelidir. Doktor genel cerrah olmalıdır. Tercihen meme ile ilgilenen bir kişi olmalıdır. Peki hocam, meme dokusunda bir sertlik hisseden kişi bir cerraha geldi. Siz bu durumda hastayı nasıl ele alıyorsunuz acaba? İlk önce fizik muayenesini yaparız. Muayene çok önemlidir. Çünkü mamografide bile mamografi sınırlarının dışında olan bir kitle olabilir. Bunu radyoloğa bildirmek gerekir. Yani memenin sınırlarının üstüne doğru veyahut da Spencer kuyruğu dediğimiz koltuk altına doğru olan bir kitle mamografide de gözden kaçabilir. Çok olası bir şey değildir ama kaçabilir. Onun için iyi tarif edilmelidir. İlk önce fizik muayene yapılmalıdır. Fizik muayenede önce gözden muayene yapılır. Yani memede bir simetri bozukluğu var mı? Memede bir çekinti var mı meme cildinde? Ve ki hanımlar bunu kendileri de kontrol etmelidirler ayda bir. Meme başında bir çekinti var mı, ona bakılır. Meme muayenesi yapılır, koltuk altının muayenesi yapılır. Lenf bezlerinde herhangi bir büyüme var mı, ona bakılır. Peki, eğer durum şüpheli bir izinim veriyorsa eğer, bundan sonraki süreçler nasıl oluyor acaba? Hastanın yaşına göre görüntüleme tetkiklerinden yararlanıyoruz. Eğer 40 yaşın altındaysa görüntülemeye ultrasonografi ile başlıyoruz. Çünkü 40 yaşın altında meme dokusu çok denstir, çok yoğundur. Ve yoğun meme dokusunda mamografik görüntüler başarılı olmayabilir. Önce ultrasonografi ile başlıyoruz. 40 yaşın üzerinde ise eğer hasta, o zaman mamografi ve ultrasonografiyi birlikte yaptırıyoruz.
ve memede kitle olan bölgede kitlenin tabiatı hakkında, kitlenin şekli hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Peki, bir de aslında biyopsi süreci var meme kanserlerinde. Meme kanserlerinde ne tür biyopsiler yapılıyor ve bunlar hangi ortamlarda nasıl uygulanmakta? Şimdi ilk önce kitle eğer şüpheli ise, yani mesela bu kitle bir kist olabilir. İçi kist olduğunu ultrasonografiyle anlarız. İçi sıvı doludur. Dolayısıyla bu bir kistse biyopsi yapmayabiliriz. Kistlerde, özellikle basit kistlerde biyopsi yapmaya gerek yoktur. Takibi alırız. Eğer ki kist fakat komplike kist dediğimiz veya kompleks kist dediğimiz kistle birlikte doku da varsa, yani kist aynı zamanda doku da içeriyorsa, onlarda biyopsi yapabiliriz. İyi huylu tümörlerinde memenin, fibroadenomlarda eğer bunlar küçükse, çok tipik özellikler gösteriyorsa yine biyopsi yapılmayabilir. Ancak tipik özellikler göstermiyor. Özellikle mamografide kanser bulguları varsa, bunlar mamografik görüntüde, spiküle görüntü dediğimiz bizim görünen görüntünün etrafa doğru saçaklanması, içinde mikro kalsifikasyonların olması bizi tümörden şüphelendirir. Bu gibi durumlarda biyopsi istiyoruz. Biyopside de iki tür, hatta üç tür biyopsi var ama bir tanesini, yani açık biyopsileri hemen hemen hiç yapmıyoruz. Tanı amaçlı yapmıyoruz açık biyopsileri. Biyopsileri iğne biyopsi yapıyoruz. İğne biyopsi ikiye ayrılıyor. İnce iğne biyopsi, kalın iğne biyopsi. İnce iğne, her ikisi de ultrasonografi eşliğinde yapılıyor. Çünkü ultrasonografi eşliğinde yapıldığında ultrason kitleyi gösteriyor ve iğneyi görüyor. Ona göre biyopsi alınıyor. Bir küçük bir doku parçası alınıyor. Bu kalın iğne biyopsidir. Ve kalın iğne biyopsi sonucunda tanı büyük oranda konmuş oluyor. Peki hocam, meme kanseri erken evrede yakalandığı zaman hastanın hem tedavi aşamasında hem de tedavi sonrası süreçte daha kolay oluyor. Daha ileri evre yakalanmasına göre daha rahat bir süreç oluyor. Erken evre yakalanan bir meme kanserinin tedavi süreci nasıl oluyor acaba? Erken evre meme kanserinde hastanın tedavisine ilk önce cerrahiyle başlıyoruz çoğunlukla. Daha ziyade meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Ancak meme koruyucu cerrahi yapmamız için memede kanserin tek odakta olması veyahut da tek birden fazla odak olsa bile birbirine yakın olması gerekir. Böyle durumlarda meme koruyucu cerrahi dediğimiz sadece kanserli doku çıkartılır ve geriye kalan doku plastik cerrahi yöntemlerle kapatılır. Ancak birden fazla alanda tümör varsa, ki bunu genellikle MR'la anlıyoruz, erken evrede de olsa multisentrik bir tümörde meme koruyucu, yine meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Ancak memenin içini tamamen boşaltıyoruz ve implant ile onarım yapıyoruz. Aynı zamanda erken evre meme kanserlerinde tabii ki ultrasonografi, MR, bu yöntemlerle koltuk altına atlama olmadığını bilsek bile ameliyat sırasında sentinel lenf nodu biyopsisi dediğimiz bir yöntemle koltuk altından lenf bezlerini boyuyoruz ve bu boyama sonucunda bir veya iki lenf bezini alarak, boyanan lenf bezlerini alarak onlarda tümör olup olmadığına bakıyoruz. Yani erken evrede yakalanmış bir meme kanseriyle tedavisi sonucunda hastamız memesini olacak şekilde, iç implantı olacak şekilde bir memeye sahip oluyor. Yani komple memenin alınması çok nadiren söz konusu oluyor. Evet, artık. Evet. Hem komple memenin alınması nadir oluyor. Bazen implant kullanmamıza, çoğunlukla implant kullanmamıza gerek kalmıyor. Onkoplastiyle, yani meme dokusunu kendi içinde çeşitli yöntemlerle onararak meme dokusunun kaybı engelleniyor ve hasta kendi memesiyle devam ediyor. Eğer multisentrik ise meme dokusu alınıyor ve implant yerleştiriliyor. Peki erken evre meme kanseri cerrahisi olmuş bir hasta ameliyattan sonraki süreci nasıl olur acaba?
Erken evre meme kanserinde ameliyat olduktan sonra hasta patolojik incelemenin sonucunda, PS'in patolojik incelemesinin sonucunda bunun östrojen progesteron reseptörleri dediğimiz reseptörlere bakıyoruz. Ve meme boyutu, meme tümörünün boyutu tam olarak ortaya çıkıyor. Biz bir konsey yapıyoruz. Yani onkolog, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, patolog, radyolog hem tanı aşamasında hem tedavi aşamasında konsey olarak karar veriyoruz ve büyük ihtimalle kemoterapiyle devam ediyoruz. Eğer ki meme koruyucu cerrahi yapılmışsa, yani meme dokusu çıkartılmamış, sadece kanserli doku çıkartılmışsa kemoterapiden sonra radyoterapi de uyguluyor. Peki, sonuçta aslında burada demek istediğimiz şey, hastalık erken evrede yakalandıktan sonra tedavi şansı çok daha rahat oluyor ve hastayı konforlu bir süreç bekliyor. Peki bu hastalıkların nüksetme ihtimali ne oluyor acaba? Erken evre meme kanserlerinin nüksetmesi tabii ki ileri evre meme kanserlerine göre çok daha iyidir, çok daha azdır. Ancak hastalar en fazla nüks ilk 5 yıl içinde gözükür. Hastalar iyi takip edilmelidir o ilk 5 yılda. Ondan sonra yıllık takiplerine yine devam edecek. Ancak ilk 5 yılda iyi takip edilmelidir. Ne kadar erken yakalanırsa o kadar az nüks görüyoruz. Meme koruyucu cerrahinin mastektomi ile nüks açısından bir farkı yoktur. Mühim olan erken evrede etkili tedavi yapılmasıdır. Yoksa nükse herhangi bir nüksü arttıran bir etkisi yoktur. Onkolojik prensiplerden kesinlikle taviz verilmemektedir. Gürkan hocamıza çok teşekkür ederiz verdiği değerli bilgilerden dolayı.